dünya gibi Türkiye'de de koronavirüs aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Antalya'da Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aşı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında aşı sırası gelen esnaflar ve yakınları aşılandı. Koneskop Başkanı Durali Kolpak vatandaşlara aşınızı olun çağrısı yaptı. Türkiye'nin COVID-19'la mücadelesi devam ediyor. Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, İl Sağlık ve İlçe Sağlık Müdürlükleri işbirliği ile aşı kampanyası başlattı. Koneskop Hizmet Binası'nda yapılan kampanya kapsamında kooperatif çalışanları, esnaflar ve kredi başvurusunda bulunanlara koronavirüs aşısı yapıldı. Koneskop Başkanı Durali Kolpak, virüs nedeniyle çok sayıda esnafın hayatını kaybettiğini söyledi. Herkesi aşı olmaya davet etti. Covid mikrobuyla birçok esnaf ve sanatkarlarımız mağdur oldu. Hayatını kaybeden esnaf ve sanatkarlarımız oldu. Bugün aşı olmayan esnaflarımız ve yakınlarını aşı olmaya davet ettik. Ancak bu esnaflarımızın sağlıklı olması için mutlaka aşı olması gerektiğini düşündük. Bazı kişilerin endişeler olduğunu düşünüyorum aşıdan dolayı yan etkileri var diye. Bunun şu anda kayda değer bir yan etkisi olan kimsenin görülmediğini, kimsenin korkmaması gerektiğini, herkese aşı olmaya da davet ediyoruz. Ve bu bizim bugün başlattığımız kampanyayı diğer sivil toplum örgütleri de başlatmasını, herkes artık sağlıklı bir ülke olsun, sağlıklı bir esnaf olsun, sağlıklı bir hayat olsun diyoruz. Herkesin aşı olmaya da davet ediyoruz. Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürü Doktor Özlem Karataş, esnafların aşıya kolaylıkla ulaşmasını hedeflediklerini ve aşıya ilginin yoğun olduğunu söyledi. Esnaflarımızın kolaylıkla aşıya ulaşmasını hedefliyoruz. Şimdilik gayet güzel gidiyor projemiz. Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak ve Antalya olarak gerçekten aşı konusunda ciddi bir bilince sahip halkımız. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün aşılanma oranları %85 civarında. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinde bir an önce maskeden kurtulmak, normal hayatlarımıza dönebilmek için aşı oranımızı ülke olarak %85'in üzerine çıkarmamız gerekiyor. En kısa sürede bunu yapmayı hedefliyoruz. Aşılama gün boyu devam etti.